Hocalarım, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. E, i̇smim Arzu Yıldız, e, Çanakkale'den geliyorum. E, Çanakkale'nin Ezine ilçesinin Halk Eğitim Merkezi'nde müdür yardımcılığı yapıyorum. E, bu çalışmamızı da e, Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Bahadır Çağatay e, ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden doçent doktor Hanife Esen Aygün'le birlikte gerçekleştirdik. E, çalışmamıza başlarken e, öncelikli olarak kuramsal çerçevesinden başlamak istiyorum. Kuramsal çerçevede karşımıza öz düzenleme nedir? Akademik azim nedir? Ve bunlar arasında nasıl bir ilişki söz konusudur? Çalışmamızın kuramsal çerçevesi. Bu arada çalışmamızın başlığını tekrar okuy okuyayım isterseniz. İlkokul öğrencilerinin öz düzenleme becerileri ile akademik azim düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi başlığımız. Şimdi öz düzenleme nedir? Öncelikli olarak bu günümüzde kullandığımız eğitim öğretim programlarına baktığında Sizler de artık hepimiz biliyoruz aslında çok da bildiğimiz cümleler bunlar. Öğrenci süreci aktif katılacak. Bütün öğrenme süreçlerinde bilissel süreçleri de dahil ederek süreçten kendisi sorumlu olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018 programına da baktığımızda aynı şekilde. Yani günümüzdeki eğitim programlarından da biz yola çıkarak ee, öz düzenleme kavramının aslında öğrenciler için ne kadar önemli olduğunu e, görmekteyiz. Öz düzenleme kavramı dediğimizde öğrencinin kendi öğrenmelerini düzenleyebilmesi ve aynı zamanda izlemesi ve aynı zamanda değerlendirmesi. ...olarak tanımlayabiliriz. Öz düzenlemeli öğrenmeyi... ...öğrencinin kendi öğrenme sürecinde... ...kontrol edip özgün bir şekilde... ...öğrenmesi de diyebiliriz. Burada ben hemen bir parantez açıp... ...size küçük bir bilgi paylaşmak istiyorum. Geçenlerde tesadüfen... ...bir kitap okudum. Kitapta şöyle bir araştırma yapılmış. Belli bir grup... ...belli bir yaş grubundaki insanlar... ...uzun yıllar... Yani belirli zaman aralıklarında ölçümlere tabi tutulmuş. Bilişsel e, olsun, sosyal olsun, duysal olsun. Araştırmacılar e, en başında iyi ve tatminkar bir hayat için zekanın aslında önemli olacağını düşünmüşler bu araştırma yaparken. E, ama sonuç e, çok enteresan bir şekilde yetişkinlikte de iyi ve tatminkar bir hayat için öz düzenleme kavramının ön plana çıktığını ortaya koymuş. Ya yani hemen bu parantez açarak bunu söylemek istedim sizlere. Yani bizler de bir yetişkin olarak aslında öz düzenleme kavramının ne kadar önemli olduğunu belirtmek için. E, akademik azime baktığımızda ise işte, e, azim de hepimizin bildiği e, üzere e, öğrencinin öğrenmesi için çaba sarf etmesi, öğrencinin öğrenme isteği şeklinde tanımlayabiliriz. Akademik azimi de eğitim öğretim ortamlarında kullanmak şeklinde e, tanımlayabiliriz. E, ve biz bunlardan yola çıkarak bunlar arasında nasıl bir ilişki olduğunu gözlemlemek istedik. E, araştırma sorularımız. E, ee, tabii öncelikli olarak araştırmamızın amacı ilkokul öğrencilerin öz düzenleme becerileri ile akademik azim düzeyleri arasındaki ilişki, ilişkiyi belirlemekti. Ee, bunun için e, belli başlı araştırma soruları belirledik. İlkokul öğrencilerin öz düzenleme becerileri ile akademik azim düzeyleri nedir? İlkokul öğrencilerin öz düzenleme ve akademik azim düzeyleri yaşa göre değişmekte midir? İlkokul öğrencilerin öz düzenleme ve akademik azim düzeyleri cinsiyete göre nasıldır? İlkokul öğrencisinin öz düzenleme ve akademik azim düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmakta mıdır? Araştırma sorularımızdı. Hmm. Araştırma modelimiz ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. E, i̇lişkisel tarama modelinde 2'den fazla değişkenin birlikte değişimi ele alınır. E, araştırmamızın örneklem grubunu 2023-2024 eğitim öğretimi yılında öğrenim gören 357 ilkokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin 107'si ikinci sınıf, 85'i 3. sınıf ve 165'i dördüncü sınıf öğrencilerinden oluşuyordu. İlkokul öğrencileri Çanakkale ili ve ilçelerinde bulunan öğrencilerinden meydana gelmektedir. Birinci sınıf öğrencilerini çalışma yaptığımız dönemde okuma yazma becerileri gelişmediği için araştırmamızı dahil etmedik. Verilerin toplanması ve analizi kısmında. Gerekli izinle Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Etik Kurulu'ndan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gerekli izinleri aldıktan sonra öğrencilere öz düzenleme ölçeği ve akademik azim ölçeği uyguladık. Akademik azim ölçeğinde 10 madde bulunuyordu. Burada 10 madde ve 5 liker tipinde bir ölçekti. Öğrenciler ölçekteki maddelere kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, kararsızım, katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum şeklinde cevaplar verdiler. Öz düzenleme ölçeğimizde 18 madde ve 3 liker tipinde bir ölçekti. Ölçekte yine öğrenciler tamamen katılıyorum, yani ölçekteki sorulara öğrenciler tamamen katılıyorum, tamamen kararsızım ve tamamen katılmıyorum şeklinde cevap verdiler. Daha sonra verilerimizin analize geçtiğimizde öncelikle veri dağılımının normal dağılıma uygun olup olmadığına baktık. Normal dağılım göstermesi sonucunda veri setimizi parametrik testlerle analiz ettik. Ve bulgularımız şu şekilde... Bulgularımızı incelediğimizde araştırmaya katılan ilkokul öğrencilerinin öz düzenleme ölçeğine vermiş oldukları cevapların ortalamalarının 1.49, akademik azim ölçeğine vermiş oldukları yanıtların 3.67 olduğu anlaşılmaktadır. Ee, buna göre öğrencilerin öz düzenleme düzeylerinin kararsızım düzeyinde olduğu, akademik azim düzeylerinin ise katılıyorum düzeyinde olduğu anlaşılmaktadır. Birinci sorumuzun cevabı. E, i̇kinci bulgumuza baktığımızda öğrencilerin e, öz düzenleme becerileriyle akademik azim düzeyleri arasındaki ilişki cinsiyete göre nasıldır? E, Sorusun cevabına baktığımızda e, öz düzenleme becerileri arasında e, ilkokul öğrencilerinde e, anlamlı farkın erkek öğrencilerin lehine olduğunu görüyoruz. E, bir diğer ifadeyle erkek öğrencilerin öz düzenleme beceri düzeyleri kız öğrencilere göre daha yüksektir. Akademik azim düzeyinde ise cinsiyete göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ee, ama burada da kız öğrencilerin ortalama puanları daha yüksek çıkmıştır. Ee, öğrencilerin yaşa göre öz düzenleme becerileriyle e, akademik azim düzeylerine baktığımızda, 7 yaş öğrencileriyle 10 yaş arasında öz düzenleme becerileri arasında anlamlı bir fark bulunduğunu gözlemledik. Ancak akademik azim düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ee, en son e, baktığımızda öz düzenleme ile akademik e, azim arasındaki korelasyona kolers baktığımızda öz düzenleme ile akademik azim arasında pozitif yönde ve yüksek düzeyde bir ilişki bulduğu anlaşılmaktadır. Sonuç olarak yapılan analizler sonucunda öz düzenleme becerilerinin orta düzeyde, akademik azim düzeylerin ise iyi olduğunu söyleyebiliriz ilkokul öğrencilerimizin. Bu bulgular alan yazındaki yapılan benzer çalışmalarla da zaten paralellik göstermektedir. Bu bölgelerden hareketli öğrencilerde akademik başarıların arttırılmasında Akademik azim ve öz düzenleme becerilerini geliştirmeye yönelik uygulanacak müdahalelerin öğrenme öğretme sürecinin artmasına katkı sağlayacağı ve ilkokul öğrencilerini akademik olarak destekleyeceği düşünülmektedir. Ee, öneriler kısmına baktığımızda ise aslında öz düzenleme ve akademik azim arasındaki becerinin farklı değişkenlerle ilişkisi araştırılabilir. Sınıf öğretmenlerinde öz düzenleme ve akademik azimle ilgili öğrencilerde farkındalık oluşturması için etkinlikler oluşturulabilir. Sınıf ortamında öz düzenleme ve akademik gelişmesini sağlayan etkinlikler çoğaltılıp ilk, ilkokul programına, ilk öğretim programına eklenebilir. Kaynakçamız bu şekilde. Beni dinlediğiniz için hepsine çok teşekkür ediyorum.